Sanki güneş gözlerimin önünde yere düşmüştü. Bir anda her yer gökkuşağı renklerinde ışık hüzmeleriyle doldu. O an bombanın patladığı andı. Bilincimi kaybetmiş olmalıyım. Kendime geldiğimde camın yanında değildim ve kafamda bir acı hissediyordum. Bir şekilde ayağa kalktım ve dışarıya yöneldim. Bir kadın hastaneye kadar yürümeme yardım etti. Kasabamız tamamen yıkılmıştı. Yolda ne bir bina, ne bir kedi, ne bir köpek vardı. Kuşlar ve hatta kelebekler bile ortadan kaybolmuştu. Sadece koşuşturan insanlar vardı. Üzerleri tozla kaplanmış insanlar. Sonraki gün gözlerimi açtım. Annemi çok özlemiştim. Hastaneden çıkıp yürümeye başladım. Etrafta hala ufak tefek alevler vardı. Dikkatli olmak zorundaydım. Bana doğru gelen 3 kişi gördüm. "Gerçekten sen misin?" diye çığlık attılar. Onlar annem, ablam ve teyzemdi. Erkek kardeşim yanlarında yoktu. Ne yazık ki patlamada ağır yaralanmıştı ve onu kaybetmiştik. Bir kabusta gibiydik. Neler olduğunu anlayamıyordum. Çernobil'den diyor 10 kat daha güçlü olacak diyor. Bak bütün Avrupa gidiyor diyor. Eğer diyor bu diyor nükleer santralde diyor patlama olursa diyor bütün Avrupa gidiyor diyor. Çernobil'den 10 kat 20 kat çok daha büyük bir patlama olacak diyor. Kim diyor bunu? Rusya Devlet Başkanı Zelenski. Şimdi bak hocam, çok garip bir savaş hikayesi bu. Teknolojinin alıp başını gittiği uydudan bile, bak uydudan bile, yani Starlink'ten işte atıyorum Elon Musk'ın uydularından çok daha yukarıdan bile senin evinin içerisindeki, bak evinin içerisindeki yattığın, kıçını kaldırıp geviş getirdiğin yerdeki fotoğrafını bile çeken teknoloji ne akla hizmetse ne santrali çekebiliyor ne bilmem neyi çekebiliyor. Zaporojya'da. Ukrayna'nın Zaporojya kentinde, ki Ukrayna'nın en büyük demir çelik sektörünün olduğu kenttir Zaporojya. Yani bizim Ereğli demir çelik fabrikasından daha büyük bir demir çelik üretimi vardır orada. Enerji için de nükleer enerji santrali vardır orada ve o santralden kullanılır elektrik falan, diğer enerji istenilen. Özellikle ısıl işlemlerde kullanılan enerji oradaki o nükleer santralden kullanılır. Rusya diyor oraya diyor girdi diyor. Zaporojya'daki diyor nükleer enerji santralini diyor vurdu. Yangın var orada diyor. O diyor santral diyor patlarsa diyor bütün dünyanın işte onda biri, yarısı, bütün Avrupa bu işten çok büyük. Abi bir tane görüntü yok. Koskoca yangın var. O yangınla alakalı tek bir görüntü yok. Benim evimin içerisine girip donumun rengini çekebilen teknoloji yangınla alakalı tek bir görüntü gösteremiyor. Ortada yangın var. Çok büyük yangın var. Çok acayip bir savaş hikayesi, çok garip bir savaş hikayesi dinliyoruz. Daha önce 5 bölümünü, 4 bölümünü yayınladık. 5, 6, 7, 8 de hazır. Çok garip bir savaş hikayesi. İzlemeye devam ediyoruz. Garaj gündemdekiler. Bir de bu taraftan bakın istiyoruz lütfen.